Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bu videoda sizlere diş macunları ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur, umarım beğenirsiniz. Diş macunları çeşit çeşittir. Aslında farklı markaların çok fazla diş macunu vardır. Sigara için ayrı diş macunu, çay kahve lekeleri için ayrı diş macunu, çürükler için ayrı diş macunu, diş etleri için ayrı diş macunu. Genelde firmalar diş macunlarını satarken böyle farklı farklı etkilerine vurgu yaparak diş macunlarını satmaya çalışırlar. Ancak size şunu söyleyebilirim. Temel anlamda diş macunu sadece diş fırçalamayı kolaylaştıran, ağzı köpürten ve fırçanın ağızda daha rahat kaymasını sağlayan bir yardımcı ajandır. Yani diş macunu tek başına çürüklerden korumaz. Diş macunu tek başına dişlerinizi beyazlatmaz. Ya da herhangi bir diş macunu tek başına sizi diş çürüğünden, taştan, diş eti iltihabından korumaz. Diş macununun yardımcı bir ajan olduğunu lütfen bilin. Daha esas olan, daha önemli olan diş fırçasının kıllarıyla yaptığınız mekanik temizliktir. Yani diş fırçasının yaptığınız mekanik temizliğin, fırçalama sürenizin, el manipülasyonunuzun fırçalamada, çürüklerden korunmada, iltihaplardan korunmada daha etkili olduğunu bilirseniz diş macununuzu seçmekte daha kolay olacaktır. Çünkü diş macunu mucizevi değildir. Tek başına sizi ağız ve diş hastalıklarına karşı korumaz. Piyasada farklı farklı markaların farklı farklı pek çok diş macunu bulunmaktadır. Benim hastalarıma önerdiğim şey şudur. Diş macununuz bir defa mutlaka ve mutlaka flor içerecek. Flor içerikleri genelde 1300-1500 ppm arasındadır. Bu günlük fırçalama için yeterli bir dozdur flor anlamında. Macununuz flor içermelidir. Onun dışında neye ihtiyacınız varsa, örneğin çok fazla çay, kahve ve sigara içiyorsunuz. Dişleriniz renklenmeye daha müsait ya da bu açıdan daha riskli. Flor içeren leke giderici bir diş macunu kullanabilirsiniz örneğin. Ya da çay, kahve, sigarayı çok tüketmiyorsunuz ama diş etleriniz kanıyor. O zaman da flor içeren diş etlerine karşı koruyucu içeriği daha yüksek olan bir macun seçebilirsiniz. Markalar genelde şunu yaparlar. Temel içerik aynıdır ama diş eti koruyucu özelliğini biraz daha yüksek tutarlar ve diş eti koruyucu macun diye ürünü pazarlarlar. Ya da temel içerik aynıdır. Beyazlatıcı ajanların oranı daha yüksektir ve beyazlatıcı macun diye pazarlanır reklamlarda. Çoğunda temel ürün, temel içerikler zaten aynıdır. Siz de ihtiyacınıza göre macunu seçebilirsiniz. Eğer ihtiyacınızın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız mutlaka ve mutlaka bir diş hekiminin görüşünü almalısınız. Ya da bir diş hekimi görüşü alamıyorsanız, bunun için bir şekilde zamanınız yoksa ya da bütçeniz yoksa o zaman da benim yine hastalarıma önerdiğim şey şudur. Sabah farklı bir markanın macununu kullanın, akşam farklı bir markanın macununu kullanın. İşte sabah kullandığınız macun flor içeren, diş minesi koruyucu, çürüklere karşı önleyici bir macun olsun. Akşamları da yine flor içeriği olan, diş etinizi koruyan, diş eti iltihaplarına karşı koruyan bir macun olsun. Böylelikle farklı markaların, farklı macunların farklı özelliklerinden faydalanmış olursunuz ve daha verimli olur diş macunu kullanımınız. Bugünkü video diş macunu üzerineydi. Umarım anlattıklarım anlaşılır. Umarım önerilerim sizler için faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.